Ulusal Kanal ekranlarından merhabalar. Saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Gündeminde Libya ile varılan mutabakat, PYD'nin terör örgütü olarak tanınması ve Barış Pınarı Harekatı vardı. YPG teröristtir. PKK'nın Suriye koludur. PKK'dan hiçbir farkı yoktur. Ve bu konuda bizim herhangi bir şekilde bundan vazgeçmemiz, bunu efendim herhangi bir şekilde tevil etmemiz, bunu bir şekilde değiştirmemiz, sulandırmamız asla söz konusu değildir. YPG teröristtir. Bütün dünya bunu böyle bilecek. Biz buna inanıyoruz. Şu anda Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşmiş Milletler'den tanınan meşru hükümet Sayın Sarac'ın temsil ettiği hükümettir. Ve dolayısıyla onlarla temasımız oldu, konuşuldu, görüşüldü. En sonunda da bu bildiğiniz gibi 27 Kasım'da İstanbul'da bir anlaşma demeyelim, mutabakat muhtırası imzalandı. Doğru. Uluslararası hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa bunların hepsi yapıldı. Efendim özürüm, birincisi bu hakkaniyet konusunda. Hakkaniyet noktasında incelendi, burada herhangi bir sorun yok. Coğrafyanın üstünlüğü diye bir ilke var, bunda herhangi bir sorun yok. Efendim oransallık konusu söz konusu. Buna da uygun bu yaptığımız mutabakat muhtırası. Ayrıca bu kapatmama, herhangi kimse engellememe konusunda da bunun herhangi bir sakıncası olmadı, ortaya çıktı. Hakkımız, hukukumuz çerçevesinde yaptığımız bu mutabakat muhtırasının hiçbir şekilde diğer ülkeye karşı, hiçbir komşumuza karşı olmadığını, onlara karşı bir taciz, tecavüz anlamını taşımadığını, bunun iki egemen ülke Libya ve Türkiye arasında yapılmış olan bir mutabakat olduğunu ve iki ülkenin hak ve menfaatlerinin kullanılması ve sağlanması için yapılmış bir faaliyet olduğunu ben dikkatlerinize sunmak istiyorum. Ülkemizin güneyinde herhangi bir şekilde bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Barış Pınar Harekatı'ndaki geldiğimiz nokta şu anda 145 km genişliğinde, 30 km derinliğinde bir alan büyük ölçüde bizim kontrolümüz altında. Tamamına yakın bölüm kontrol altında. Ve fakat burada ki iyi niyette olsa, gayret de olsa fakat sonuç itibariyle bunların tamamının çıkmadığını görüyoruz. Nereden görüyoruz? Çünkü hem doğu cephesinde hem batı cephesinde bizim alanlarımızı, bizim hareket alanımızın cephesinde çok ciddi tacizler var. Bu tacizlere karşı biz de tabii meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bunun dışında bu hareket alanımızın doğusunda ve batısındaki alanlarda hudutlarımızdan itibaren 10 kilometrelik bantta Rusya ile beraber devriye faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 13 devriye icra ettik. Bugün 14.sü yapılacaktı, saat 10'da başlayacaktı. Oradaki hava şartlarından dolayı, gerekli güvenlik imkanı sağlanamayacağından dolayı denildi. Sakıncalı olabilir, düşünce o... Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakatının yürürlüğe girdiğini açıkladı. Kritik bir dönemece giren Libya'da saha hareketliliği de arttı. Hafter güçleri ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında çatışmalar yoğunlaştı. Doğu Akdeniz'deki jeopolitik denklemi değiştiren Libya ve Türkiye'nin işbirliği resmen yürürlükte. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, güvenlik ve askeri işbirliği anlaşmalarının yürürlüğe girdiğini duyurdu. Başkent Trablus'taki Meşru Temsilciler Meclisi de Türkiye ile yapılan mutabakatı desteklediğini açıkladı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı birleşen cepheyi telaşa düşüren mutabakat, güvenlik ve askeri işbirliği ile deniz yetki alanlarının belirlenmesini içeriyor. Birleşmiş Milletler'in desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter güçleri arasındaki çatışmalar da devam ediyor. Operasyon kapsamında Hafter güçlerine ait bir savaş uçağı düşürüldü. Hafter güçlerine ait MiG-23 tipi bir savaş uçağının Trablus'un güneyindeki Yermuk cephesinde vurulduğu, uçağın Ezzaviye kentinin güneyine düştüğü belirtildi. Uçağın pilotunun esir alındığı açıklandı. Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinden sonra yalanlara sarıldı. Yunan medyası, Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiğini iddia eden görüntülere yer verdi. Ancak o görüntülerin 2018 yılından olduğu ve uçağın sadece görüntüleme yaptığı ortaya çıktı. Münhasır Ekonomik Bölge Mutabakatı Yunanistan'da gerginlik yarattı.
Atina, önce Avrupa Birliği ve NATO ittifaklarından yardım talebinde bulundu. Ardından Pontus soykırımı yalanını öne sürdü. Yunan basını ise geçmiş yıllara ait görüntülerle iç kamuoyunu kışkırtmaya yönelik yayınlara ağırlık verdi. Yunanistan medyasında yer alan görüntülerde Yunan savaş uçağının Türk savaş gemisine kilitlendiği iddia edildi. Fransız yapımı savaş uçağıyla Türk gemisi üzerinden uçan Yunan pilotun Türk gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği öne sürüldü. Yunan pilotun paylaşımında ise skandal ifadeler yer aldı. Pilot paylaştığı görüntülerin üzerine "Türkler bu dilden anlar" notunu düştü. Türk savaş gemisine kilitleme yapıldığı iddiasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu belirlendi. Ayrıca görüntülerin kilitlenme değil, görüntüleme olduğu da anlaşıldı. Askeri kaynaklardan da görüntülere yalanlama geldi. Paylaşım Yunanistan'ın algı operasyonu olarak değerlendirildi. İçişleri Bakanlığı, Fransız vatandaşı 11 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada yabancı teröristlerin ülkelerine iadesinin sürece belirtildi. Türkiye bir yandan PKK gibi terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan da Avrupa ülkelerinden gelen yabancı terörist savaşçılarla mücadele ediyor. İçişleri Bakanlığı, Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine iade işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. İçişleri Bakanlığı önceki gün Avustralya uyruklu yabancı bir teröristin ülkesine gönderildiğini duyurmuştu. Diyarbakır'da PKK-KCK'ya ait bir sığınakta 98 kilogram patlayıcı ve çok sayıda silahla cephane bulundu. 20 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan iki zanlı aranıyor. Diyarbakır'da bir sığınakta plastik patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi. Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçeleri kırsalında PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 98 kilogram plastik patlayıcıyla çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında başlatıldı. Gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesi üzerine güvenlik güçleri 3 ilçede 17 adresi drone destekli operasyon düzenledi. Çınar ilçesine bağlı Çakır Tutmaz Mahallesi'ndeki sığınakta 80 kilogram plastik patlayıcı, 10 uzun namlulu silah, roket atar, 47 katyuşa roketi, 2 el bombasıyla çok miktarda mühimmat ve örgütsel döküman bulundu. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmada da 24,5 kilogram plastik patlayıcıya el konuldu. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 zanlı da aranıyor. Bunun içine de var. Atıyorum. Bölücü terör örgütünden kaçarak jandarmaya teslim olan Kader Kod adlı örgüt üyesi PKK'nın iç yüzünü anlattı. İkna yoluyla örgütten kaçan Kader, Diyarbakır'daki evlat nöbetinde ailelerini gören örgüt üyelerinde kaçmak için fırsat kolladığını söyledi. 2019 yılında katılım bayağı azaldı. Gitmelerinin sebebi şudur. Yani artık değer yok. İnsani değer yok. Vicdan kalmadı. Çünkü bakıyorsun üst yönetim yukarıda. İkna edildi. Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine sığındı. Kod adı Kader. Gerçek adıysa gizli tutuluyor. Anlattıkları terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. 15 yaşında ölen çocukları da gördüm. Onlar öldüklerinde onlara ait büyük şehitlikler vardır. Oraya gömerdi. Bu 2018-2019 yılında katılım bayağı azaldı. Kadın terörist kaldıkları kamplarda çocukların zorla tutulduğunu söyledi. Genç taburu diye adlandırılıyor. Özellikle bu taburlarda yaşları 9, 10, 11, 12, hani 12 nasıl 9 ve 16 arası çocuklar var. Yani orada katılıyor. İlk başta zaten silahla eğitim verilmez. İlk başta ideolojik eğitim verilir. Yani beyinleri yıkanır. Beyinleri yıkandıktan sonra yaşları da biraz olgunlaştı mı, yani 16-17 oldu mu bu sefer askeri alanlara gönderilir. Silah eğitimi, mühimmat, işte nasıl yapılır falan filan, onların hepsinin bütün eğitimini verilir. Son dönemlerde
Örgüt içi karışıklığın en büyük tetikleyicileri arasında HDP'nin Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti var. Durumunu gören çocuklar oldu. Bayağı etkilendiler. Şimdi gelmek isteyen çok kişi var. Evet. Var. Hani örgütten kopup da kendi eski yaşamlarına tekrardan dönmek isteyen birçok kişi var. Fakat hem örgütün dayattığı baskı, bir de örgütten korktukları için gelmez. Hani öldürür bizi. Hani birçok çocuk ailesini gördüğü için etkileniyor ve örgütten kopuyor. Gerçek adı neydi olan terörist, baskı ve ölüm tehditlerinden dolayı çok sayıda örgüt mensubunun PKK-YPG'den kaçamadığını ifade etti. Artık değer yok. İnsani değer yok. Vicdan kalmadı. Çünkü bakıyorsun üst yönetim yukarıda yani kendisini savunuyor. Hiçbir şey ona olmuyor çünkü savaşa giren o değil. Yani milletin çocukları sürü gibi ortalığa savunuyor. Hani onlar da gülüyor. Hatta birçok kişinin ağzından duydum bu kelimeyi. Hani şöyle diyorlar. Diyorlar ki hani örgüt yukarıda kendisine oturuyor ama savaşan biziz. Yani sürü gibi, yani koyun gibi araziye salınan biziz ve ölen yine biziz. Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'nda görevli özel harekat polisleri zorlu kış şartlarında da teröristlere geçit vermemek için hazırlıklarını tamamladı. Amanos Dağları'na hakim iki tepe olan Bayraktepe ve Sancaktepe'de özel harekat polislerinin vatan nöbeti sürüyor. Milli silahlarla tam donanımlı 7 gün 24 saat terörle mücadele eden özel harekatçılar zorlu doğa şartlarında da halkın huzur ve güvenliği için elleri tetikte bekliyor. Bölgemiz şehrimize hakim bir noktada. Şehrimizin emniyetini alma açısından burada daha önceden yapılmış bir noktamız. Halen de faaliyetlerimiz 24 saat esasına göre burada devam etmekte. Gördüğünüz gibi de arkadaşlarımız burada konuşlanmış durumda. Şehrimiz emniyet altında. Osmaniye kent merkezine yönelik olası saldırıların engellenmesinde önemli rol üstlenen vatan bekçileri arama tarama, nöbet ve gözlem faaliyetlerini kış aylarında da aksatmamak için hazırlıklarını tamamladı. Özel harekat polisleri kış mevsimi için gerekli teçhizatla donatıldı. Bölgede yol çalışmaları yapıldı. Arkadaşlarımızın aşmayacağı hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi her tarafta varız. Amanosların her yerinde varız. Osmaniye emniyet altında hiçbir sıkıntı yok. Kış yapılanmamızla ilgili bütün hazırlıklarımız bitmiş durumda. Yollarımız yapılmış durumda. Hiçbir sıkıntımız yok. Allah'a şükür burada emniyetimiz bütün gücüyle var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir Medya Platformu'nun davetiyle ulusal ve yerel medyanın temsilcileriyle buluştu. Vatan Partisi lideri, yeni parti girişimi, FETÖ'nün siyasi ayağını ve NATO zirvesini değerlendirdi. Alman ARD televizyonunun Atatürk karşıtı yayını hakkında da konuşan Perinçek, CHP'nin evlat nöbetini hedef alan açıklamalarına da tepki gösterdi. Öngörünüz nelerdir bu parti? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir Medya Platformu'nun davetiyle ulusal ve yerel medyanın temsilcileriyle bir araya geldi. Perinçek, yeni parti tartışmalarını değerlendirdi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Amerika'ya direnmeye başladı. Türkiye, Amerika'nın denetiminden ayrılıyor, FETÖ'nün üzerine gidiyor, PKK'nın üzerine gidiyor. Amerika'nın buna yanıtlarından biri de AK Parti'den, AK Parti içindeki Amerika'yı koparma girişimi. Yani Davutoğlu ve Babacan olayı AK Parti içindeki Amerika'nın Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu olarak görülebilir. FETÖ'nün siyasi ayağı temizlenmeden bu tartışmaların bitmeyeceğini, tehdidin süreceğini vurguladı Perinçek. Siyasi ayağı FETÖ'nün Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi içinde de bir siyasi ayak var. Bunların çok etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye Atlantik'ten kopup Avrasya'ya giderken ters istikamette bir takım Amerika yönünde çabalar içindeler. Ama AK Parti'yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı gözüküyor. Perinçek'in gündeminde NATO'da vardı. Türkiye'nin NATO'da veto hakkı için bulunduğunu söyleyen Vatan Partisi lideri bu yüzden bozgunculuk yapıyorlar dedi. Ama bizim orada bulunmamızın da bazı faydaları var. İşte Baltık'ta Rusya'yı hedef alan bir karar kabul etmeye kalktılar. Türkiye veto ediyor. Yani veto ile çelme takma şansı var Türkiye'nin. Hem kendimize karşı hem dostlarımıza karşı.
onu karşı taraf da fark ettiği için bunlar bizim içimizde bozgunculuk yapacaklar falan şeklinde. Ama artık Türkiye'nin yeri belli oldu. NATO Amerika'nın NATO ülkelerini kontrol aracı olarak diye De Gaulle tarafından çok güzel açıklanmıştı. O rolünü biz gördük işte 15-16 Temmuz'da NATO Ankara İstanbul'da bizim canımızı kanımızı döktü. Demek ki biz NATO ile artık savaşmaya başladık. Anne vicdanlı olmaya davet ediyoruz. CHP'li Veli Ağbaba'nın Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan ailelere hedef alan açıklamaları soruldu Doğu Perinçe'ye. Doğrudan doğruya dağdaki teröristi destekleyen, kışkırtan bir tavır aldı. Malatya milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden. Onu da burada kınıyoruz. Ve Alman devletinin bu provokasyonları, kışkırtmalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin buluşması, birleşmesi çok acı. Bundan bazı dersler çıkarılacağını bekliyoruz. Alman ARD televizyonunun Atatürk'ü hedef gösteren yayınına tepki gösterdi. Kendisi için yasal olanı Türkiye için yasal değil diyor. Ama bunun arkasında emperyalist emeller olduğunu çok çok iyi biliyoruz. O bakımdan burada İzmir'den vatanımızın bir kalesi olan İzmir'den Alman devletinin bu girişimini Atatürk'ü suçlayan, Türkiye'mizi suçlayan, Türk devrimini, Cumhuriyeti suçlayan ve Türkiye'yi bölme amaçlarını bir kez daha itiraf etmeleri şeklinde değerlendirilen bu girişimini Almanya'nın kınıyoruz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, asgari ücretle ilgili uyarılar yaptı. Türkiye'nin zor bir döneme girdiğini belirten Perinçek, temel mesele üretimi artırmak. Üretimi artırırsak herkese bol bol ücret veririz dedi. Asgari ücret artış oranının enflasyonun altında olmaması gerektiğini ifade eden Perinçek, bugün durumu koruyarak kaynakları üretime aktarmanın önemli olduğunu vurguladı. Partilerde bir moda var. Sana şu kadar vereceğim, sana bu kadar vereceğim, sana bu kadar vereceğim. Biz şunu söylüyoruz. Sen o kadar verirsen 3 sene sonra hiç kimseye maaş veremeyeceksin. 5 sene sonra asgari ücret de veremeyeceksin. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, asgari ücret konusunda hem hükümeti hem yüksek asgari ücret propagandası yapan partileri bu sözlerle uyardı. Yani bugün Türkiye iki seçeneğin eşiğinde. Biri fabrika açarak işsizliği kaldırmak, bunu yapmak için tasarrufu arttırmak, yatırımı arttırmak. Öbür seçenek de bugün ürettiğin hepsini dağıtıp üretimi büyütmemek, işsizliği büyütmek ve felaketlere gitmek. Seçenekler bunlar. Onun için ben dağıtacağım, ona bu kadar vereceğim, buna bu kadar vereceğim siyaseti Türkiye'yi karanlıklara, uçurumlara götürecek bir siyasettir. Türkiye'nin ekonomik olarak zor bir dönem içinde olduğunu söyleyen Perinçek, enflasyonun altına düşmeyen bir rakam belirlenmeli dedi. En azından Türkiye'deki enflasyon oranını takip eden, o oranın altına düşmeyen bir asgari ücret politikası izlenebilir. Yani durumu koruyan. Perinçek, asgari ücretin ancak üretimi artırmakla mümkün olacağını ifade etti. Durumu koruyan, durumu koruyalım ki 3 sene sonra 4 bin lira asgari ücret verelim. Bakın yatırım yaparsak, üretimi artırırsak asgari ücreti çoğaltırız. Kemer sıkmak şart diyen Vatan Partisi lideri hükümeti uyardı. Önce devleti yönetenler kemer tasarrufu yapacak dedi. Kemer sıkmak şart. Ama kemeri hepimiz sıkacağız. Yani bir takım israflardan devlet yöneticileri ve bürokrasi falan burada örnek olacak. Ben cuma namazına 10 tane otomobille gitmem. Bir tane tek başıma giderim. Orada bütün Müslümanların arasında bulduğum yere protokolde yer olmaz. Cenazelerde bile protokol yeri var. Çok ayıp. Evet. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, kadın cinayetlerine karşı hükümetle ortak proje başlattıklarını açıkladı. Bu toplumdan şiddetin kökünü kazımalıyız diyen Feyzoğlu, projenin bitmek üzere olduğunu da bildirdi. Şiddetin kaynaklarını bulmamız lazım. Kadın cinayetlerini önlemek için harekete geçildi, proje hazırlandı, çözümler sıralandı. Bir tarafta Adalet Bakanlığı, bir tarafta Aile Bakanlığı, bir tarafta İçişleri Bakanlığı, bir tarafta Maliye Bakanlığı, bir tarafta Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız olmak üzere çok ciddi bir çalışmanın
içine giriyoruz. Son zamanlarda giderek artan kadın cinayetleri toplumun kanayan yarısı olmaya devam ediyor. Kadına yönelik cinayetin şiddetin önüne geçmek için hükümetin çalışma başlattığı öğrenildi. Aile Bakanlığı üstüne düşeni yapacak. Adalet Bakanlığı üstüne düşeni yapacak. Türkiye Barolar Birliği barolar üstüne düşeni yapacak. Maliye Bakanlığı üstüne düşeni yapacak. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu çalışmanın paydaşlarından biri olduklarını açıkladı. Feyzoğlu projeye ilişkin de ulusal kanala konuştu. Adalet Bakanlığımızla bu noktada ortak bir anlayış içindeyiz. Bunu projelendiriyoruz şu anda. Bir tarafta Adalet Bakanlığı, bir tarafta Aile Bakanlığı, bir tarafta İçişleri Bakanlığı, bir tarafta Maliye Bakanlığı, bir tarafta Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız olmak üzere çok ciddi bir çalışmanın içine giriyoruz. Adalet Bakanlığımızla yakın çalışıyoruz. Metin Feyzoğlu projenin bitmek üzere olduğunu da bildirdi. Feyzoğlu projede kadını korumaya ve ekonomik özgürlüğünü sağlamaya yönelik çalışma bulunduğunu ifade etti. Aile Bakanlığı üstüne düşeni yapacak. Kadınlara ekonomik özgürlüğünü sağlayacak ve şiddete boyun eğmelerini önleyecek tedbirleri geliştirecek. Feyzoğlu kadın cinayetlerinde eğitimin de önemli olduğuna dikkat çekti. Feyzoğlu anne ve babalara önemli uyarılarda bulundu. Her seferinde cezalar arttırılsın diye çağırmak işin kolayıdır. 3 yaşında, 5 yaşında başlayarak eğitim vermek gerekiyor. Hayatın müşterek olduğunu anlatmak gerekiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu, şiddetin kaynaklarının anlatılmasına da dikkat çekti. Kritik çağrıda bulundu. Sosyologlarımız çalışmalı, psikologlarımız, psikiyatrlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız çalışmalı. Nereden kaynaklanıyor? Ve elimizdeki tüm gereçleri kullanarak karşı bir taarruza geçmek zorundayız. Bu toplumdan şiddetin kökünü kazımalıyız. İran'ın Mazenderan eyaleti bu yıl dördüncüsü düzenlenen yerel medya ve kitap fuarına ev sahipliği yaptı. Yerel basın, yazarlar ve kitap evi yöneticileri okuyucularla buluştu. Fuarı ayrıcalıklı kılan, gerçekleştirilen etkinliklerle yerel medya ve kitap evlerinin sorunlarının da tartışılması oldu. İran, bölgesel kitap ve basılı medya fuarlarıyla uluslararası alana açılmayı hedefliyor. İran'ın Mazenderan eyaletinde düzenlenen kitap ve basılı medya fuarına yerel ve ulusal medya kurumlarıyla birlikte 4000 yayıncı katıldı. Sari kentinde gerçekleşen fuara ilgi yoğundu. Fuar kapsamında düzenlenen etkinliklerde okuyucular, yazarlar, gazeteciler, yayın evi yöneticileri ve medya temsilcileriyle bir araya geldi. 75 bin kitabın okuyucuyla buluştuğu etkinlikte yerel medyanın sorunları da yapılan oturumlarda tartışıldı. Fuarı ulusal kanala değerlendiren Mazenderan Eyaleti Kültür ve İrşad Kurumu Genel Müdürü Abbas Sarayi, yerel medyayla kitap evlerinin sorunlarının tespiti ve giderilmesi için bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Mazenderan Eyaleti basılı medya alanında ülkenin en fazla yayın organını barındıran bölgesi. Bu anlamda okuyucu ile basın ve kitap evi yöneticilerinin buluşması çok önemli. Bölgemizdeki yazılı basın kurumlarının ve yayın evlerinin gelişmesini ve uluslararası alanda faaliyet göstermesini hedefliyoruz. Öncelikle bu tip buluşmalarla gelişmelerin önündeki engelleri kaldırmayı ve ilerlemeleri için fırsat sunmak istiyoruz. Zira yerel medyanın öneminin ve ilerlemesinin ülkeye ne derece faydalı olacağını biliyoruz. İran, Amerika'nın yaptırımlarına kararlılıkla direniyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 2020 bütçe taslağını meclis başkanlığına sundu. Ruhani, Amerika'nın İran'ın ekonomisini çökertmeyi başaramadığını söyledi. Yaptırımlarla İran ekonomisini hedef alan Amerika'ya karşı İran halkıyla birlikte direniyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 2020 bütçe taslağını meclis başkanlığına sundu. Yaklaşık 37 milyar dolarlık bütçe taslağı Meclis Başkanı Ali Larijani'ye sunuldu. Ruhani taslakla ilgili bir konuşma yaptı. Ruhani, düşmanların İran ekonomisini çökertme konusunda başarısız olduğunu söyledi. Halkın alım gücü azaldı. Petrol satışı konusunda sorunlarla karşı karşıyayız. Ancak zorlukları azaltmak için çaba gösteriyoruz. Ruhani, enflasyonun %52'den 28'e düştüğünü açıkladı. İşçi ve emekçi maaşlarına ise 2020 yılında %15 zam yapacaklarını duyurdu.
İran yeni yılda benzin üretimini de günlük 110 milyon litreye çıkaracak. Ruhani kendi kendilerine yetecek seviyede durmaya devam edeceklerini dile getirdi. 2019 yılında İran'a 2 milyar dolar yatırım yapan Rusya'nın ise 2020'de 3 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor. Tekrar yurda dönüyoruz. İstanbul Beyoğlu'nda Ömer Hayyam Caddesi'nde yetki sıkıntısı yaşanıyor. Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan yetki tartışması ise esnafı mağdur ediyor. Çift yön, tek yön benim için mağduriyet değil. Benim için bir an önce yolun bitmesi aslında daha önemli benim için. Çünkü kaldırım yok, insanlar geçemiyor. O gün bir bayan düştü. İstanbul Beyoğlu'nda önemli kritik bağlantı noktalarından birinde Ömer Hayyam Caddesi'ndeyiz. Niye buradayız? Burada birkaç gündür bir sorun yaşanıyor. Sorunun nedeni ise yoldaki çalışma. Ne o çalışma? Proje ilk etapta hazırlandığında çift yönlü olarak hazırlanmıştı. Bir yıl sonra ise Beyoğlu Belediyesi burayı tek yönlü olarak değiştirdi. Aradan yine bir yıl geçti ki Beyoğlu Belediyesi esnafın talepleri doğrultusunda bu yolu tekrar çift yönlü olarak değiştirmeye karar verdi. Ama bu sefer şerhi koyansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Sizin için işlerin daha hareketlenmesi açısından çift yönlü ya da tek yönlü olmasının bir katkısı var mı? Bir katkısı olacağını sanmıyorum ya. Ekonomi bozuk yani yolla alakalı bir durum. Tam onu söyleyecektim ama. Ekonomi bozuk yani yolla alakalı bir durum değil. Çalışmalar dün gece Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yasal prosedür yerine getirilmediği gerekçesiyle durduruldu. Haliyle cadde üzerindeki kazı çalışmaları yarım kaldı. Pazar sokağında esnaf arkadaşlar imza toplamışlar. İş yapamadıklarını ve buranın çift yol olduktan sonra işlerinin daha iyi açılacağını söylemişler. Öyle bir imza diye duyum aldık. Olsa da bir şey olmaz ki zaten. Bir şey değişmez ya. Neden değişmez? Hadi oldu delici. Değişmez. Niye? Değişmez diyorum işte yani. Kesinlikle değişmez. Genel bir ekonomik... Esnafı hiçe sayıyorlar. Hiç. Pazar günü esnafla vatandaşı karşıya getirebilir bu durum. Çünkü burası pazar günü pazar, sen pazar olduğu için sürücüler de buradan mecburi giriş yapacağı için esnafla vatandaş karşı karşıya kalabilir. Belediye bu konuda biraz daha duyarlı davranırsa seviniriz. Kaldırımımız daralacak. Sonuçta buradan ekmek yiyoruz. Masa atıyorum. Bizim için, benim için daha doğrusu ben böyle söyleyeyim. Benim için tek yön olması daha mantıklı çünkü benim işime böyle geliyor. Herkesin derdi ayrı ama mağduriyet ortak. Esnaf krizin hızlıca çözülmesini istiyor. Esnafın en yoğun olduğu günlerden biri çünkü halk pazarı kurulmuş durumda. Beyoğlu'nun tek pazarı aslında burası. Ama bizim dikkatimizi çeken bir başka konu var. Tek yön ya da çift yön tartışmasından öte pazarın giriş çıkışları gerçekten trafik açısından vatandaşlar için büyük bir tehlike yaratıyor. Bakın karşıdan karşıya geçmek için bırakın bir tabela ve işaret levhası olmasına dair hiçbir şey bulunmuyor. İşte bu şekilde vatandaşlar da pazardan çıkıyorlar ve aynı zamanda tekrar bu noktadan pazara giriş yapıyorlar. Yani burada aslında bir başka sorun daha var. O da buradaki güvenlik sorunu. Kaldırım yok ya. İstanbul'da siz kaldırım peki yok. Pazara girip çıkarken sorun yaşıyor musunuz? Çok sorun. Şimdi bakın kaldırım olmadığı için, elimde dolu olduğu için arkamdan gelen araba ezecekti neredeyse beni ya. Buna bir çözüm kesin hemen olması lazım. Çok zor durumdayız. İstanbul'un her tarafı böyle. Bu kaldırımlara, bu brandalar nedir yani? Bu yeni moda oldu. 10 senedir böyle. Hiçbir sokaktan geçilmiyor. Mikrofon uzattığımız her vatandaştan farklı bir hikaye, farklı bir şikayet, farklı bir serzeniş duyuyoruz. Siz de diyorsunuz ki bu mahalleye girmek, çıkmak çok zor. Evet, doğrudur. Kasımpaşa yönünden geldiğinizde Çatma Mescit Mahallesi'ne çıkmak için iki tane çıkış var. Biri Akarca Yokuşu, diğeri Tepebaşı Caddesi. İkisi de ters yön. Eğer Çatma Mescit Mahallesi'ne girecekseniz Tepebaşı Taksim civarını dolaşıp öyle mahalleye girmeniz gerekiyor. Bu da büyük külfet ve sıkıntı. Buna yetkililer hiçbir zaman çözüm aramadılar. Hep kendilerini düşünüyorlar. Ama seçim zamanı vaatler bol. Seçildikten sonra vatandaşı unutuyorlar. Çok tartışılan Kanal İstanbul projesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi protokol imzaladı. Açıklamayı Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan yaptı. Kanal İstanbul için çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında
işbirliği protokolü imzalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 75 milyar liraya mal olacak mega projenin takvimini de açıkladı. İstanbul'u büyük risklerden kurtarma projesidir. Kanal İstanbul, İstanbul'un marka değerini yükseltecek olan bir projedir. Buna göre Karadeniz'de Marmara Denizi arasında açılacak yapay su yolunun %60'ının 2023 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. Uzunluğu 40 kilometre, genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olacak kanalın hayata geçirilmesi halinde İstanbul Boğazı tanker trafiğine tamamen kapatılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte İstanbul'da iki yeni yarımada bir yeni ada oluşacak. Kanal İstanbul'un çevresinde kurulacak yeni yerleşim alanı 453 milyon metrekareyi kapsayacak. Bakan Turhan, 7000 metre sondaj çalışmalarının tamamlandığını anlattı. Trafik etüt çalışmaları kapsamında kanaldan geçecek gemi boyutları da belirlendi. Kanal İstanbul'u İstanbul'a, ülkemize, dünyamıza kazandırmak için planlama ve projelendirme çalışmalarında son aşamaya geldik. Kanal İstanbul projesiyle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Bakan Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü imzalandığını söyledi. İhalesini yapıp inşallah yapım çalışmalarına başlayacağız. Çılgın proje sadece Türkiye değil, Avrupa'da da tartışma konusu. Pek çok Avrupa ülkesi Kanal İstanbul'un Süveyş ve Panama kanalına rakip olabileceğini düşünüyor. Küresel iklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması kuraklık tehlikesini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar kuraklığa karşı özellikle büyük şehirlerde su kullanım altyapısının yeniden planlanması gerektiğini belirtiyor. İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, yağmur suyunun daha verimli kullanılabilmesi için bir an önce sarnıç sistemine geri dönülmesi gerektiğini belirtti. 750 bin yıl önceden mesela. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, sıcaklıkların artıp yağışların azalması nedeniyle kuraklığın artacağı uyarısında bulundu. Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu yağışın azalacağı kısımdayız. Yani sıcaklıklarımız artıyor, yağışımız azalıyor. Çölleşiyoruz. Anlıyor musunuz? İzmir'de konuşan Profesör Doktor Kadıoğlu, Ege bölgesinde 2100 yılında yağışın yarı yarıya azalacağını belirtti. Akdeniz Ege bölgesinde 2100 yılına doğru %50 yağış azalması bekleniyor. %50. Bu %50 yağışı, azalan suyu bir yerden sağlamanız, karşılamanız lazım. İşte burada kullandığınız teknoloji, su kullanma alışkanlıklarınız, yağmur suyu hasatı, bunlar çok önemli hale geliyor. Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu, kuraklığa karşı bir an önce sarnıç sistemine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı. Buharlaşma artacak, su ihtiyacı daha fazla olacak. O yüzden benim size muhalefetlerine tavsiyem, bir an önce sarnıçlara geri dönün. Anlıyor musunuz? Bu kadim toprakların şeyinde var sarnıç. Yağmur sularınızı biriktirin, yağmur sularınızı akıp gitmesine, kanalizasyona vermeyin. Yağmur sularını biriktirin. Yani bu sarnıç işi çok önemli. Her yağ yağmur damlasını toplamak zorundayız bundan sonra. Türkiye'nin önemli sulak alanları arasındaydı. Son iki yılda tamamen kurudu. Kars'ta bulunan Kuyucuk Gölü yeni açılan sondaj kuyusuyla tekrar hayat bulacak. Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Doğu Anadolu'nun ilk, Türkiye'nin ise 13. Ramsar yani sulak alanıydı. Her yıl 230 farklı türden yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. Çevresel etkiler ve yanlış kullanım sonucu su seviyesi giderek düştü. Son iki yılda ise göl tamamen kurudu. Kuyucuk Gölü'nün yeniden canlandırılması için Eylül ayında başlayan çalışmalar kapsamında gölün 1100 metre uzağında sondaj kuyusu açıldı. Buradan çıkarılan su borularla göle aktarılacak. 140 metre derinliğinde açmış olduğumuz kuyuyu tamamlayarak hizmete aldık. Bu kuyuda yapmış olduğumuz test çalışmaları neticesinde 20 litre saniyenin üzerinde bir su miktarına ulaştığımızı tespit ettik. Valiliğimiz de şimdi bu suyu Kuyucuk Gölümüze aktarmak üzere iletim borularını teşkil edip söz konusu kuyuyu besleyeceklerdir.
kuş cennetinin kurtarılması için çalışmalar ilerleyen günlerde de devam edecek. Yeni pompa ve iletim hatları yapılarak ihtiyaç duyulacak periyotta su göle aktarılacak. Bu çalışma sayesinde Kuyucuk Gölü eski görkemli günlerine inşallah kavuşacak ve Kars ilimiz ve bölgemiz için var olan önemi tekrar gün yüzüne çıkmış olacaktır. Sinop Üniversitesi'nde öğrencilere sınav öncesi moral olması için hamsi şenliği düzenlendi. Öğrencilere tam 1 ton hamsi ikram edildi. Karadeniz'in incilerinden Sinop'ta öğrencilere sınav öncesi eğlence yapıldı. Sinop Üniversitesi'nin rektörlüğü öğrenciler için hamsi şenliği düzenledi. Şenliğe çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Rektör Profesör Doktor Nihat Dalgın, balık kenti Sinop'ta hamsi şenliğiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Dev ızgaralarda 1 ton hamsi kızartıldı. Kızaran hamsiler öğrencilere ikram edildi. Hamsi yalnız olur mu? 1 ton hamsi ile soğan ve helva dağıtıldı. Şenliğe katılanların mideleri kadar kulakları da bayram etti. Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yaşayan Halil Demir yol kenarına kulübe yaptı. Her gün erkenden kalkıp sobayı yakarak kulübenin içini ısıtıyor, servisle okula giden çocukların üşümesini önlüyor. Halil Demir Kastamonu'nun Azdavay ilçesi Sada köyünde yaşıyor. İlçe merkezindeki okula servis aracıyla giden ikisi kendi çocuğu 4 öğrenci için 4 metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı. Yağmur günlerde ve soğuk havalarda Halil abi buraya bizim için kulübe yaptı. Ondan faydalanıyoruz. Halil abiye çok teşekkür ediyorum. Seçil buyurun süt. Kış mevsiminde soğuk havalarda çocukların ıslanıp üşümelerini istemeyen Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri durağa yaptığı kulübenin içine soba kurdu. Çocuklara kahvaltılık yapıyorum. Bu dünyaya benim de bir katkım olmasını sağlıyorum. Demir, çocukların okula gittiği her sabah erkenden kalkıp onlardan önce kulübeye giderek sobayı yakıyor, çocuklara süt ve yiyecek hazırlıyor. Burada 4 çocuk var. Yani ikisi benim, ikisi komşunun. Ben sabahleyin biraz erkence yakıyorum sobayı. Geliyorum çocuklarım ısınması için. Hani yağmur oluyor, soğuk oluyor havası. Sıcacık duruyor. Çocuklar da memnun, teşekkür ediyorlar. Millet de memnun. Gelen geçen merak ediyor, teşekkür ediyor bana. Diyor çok güzel bir şey yapmışsın. Kulübede sürekli odun bulunduğunu vurgulayan Demir, yolda kalan, aracı bozulanların da burayı kullanabilmesi için kulübenin kapısının her zaman açık olduğunu söyledi. Adam burada dediğim gibi sakin olabilir. Allah korusun bela kaza olmuş olsa ya burada telefon çekmiyor çoğu yerinde. Gelir burada abi zobada ateş var, kibrit var orada. Bilmem yakacak odun var, kozalak var. Bunları yakar. Öğrenciler de bu uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Kışın soğuk oluyor, hani sonbaharda yağmur yağıyor. Bunun için bir kulübe yaptı bizim için. Çünkü hani yollar çamurlu oluyor, buraya geldiğimizde üşüyoruz, ısınıyoruz. Ayakkabılarımızı değiştiriyoruz. Bunun için babam kulübe yaptı. Bizim için zor oluyordu. Hani burada ısınma şansımız oluyor. Arada bir hani süt de ikram ediyor babam sağ olsun. Canım babam bizi üşümeyelim diye kulübe yaptı. Yedi dünya şampiyonluğuyla satrancın yaşayan efsanesi Anatoly Karpov Mersin'de sürpriz yaşadı. 12 yaşındaki genç sporcu karşısında zorlanan büyük usta beraberlik istedi. Bir şok oldum, beraberlik beklemiyordum. Arkadakiler beraberlik falan dedi. Mersin'de satranç festivaline katılan büyük usta Anatoly Karpov 10 genç sporcuyla aynı anda karşılaştı. 7 dünya şampiyonluğu bulunan ve satrancın yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Rus sporcu 12 yaşındaki Işıl Cingöz karşısında zorlandı. Cingöz'ün hamleleri karşısında uzun süre düşünen Karpov oyunda 40. dakikaya yaklaşılırken Cingöz'e beraberlik teklif etti. Bir şey dedi, tabii ki Rusça dedi. Ben anlamadım. Bir şok oldum, beraberlik beklemiyordum. Arkadakiler beraberlik falan dedi. Beklemiyordum. Bunu herkes alkışladı. Evet, çok mutlu oldum. Beraberlik teklifini kabul eden genç sporcu büyük sevinç yaşarken
Katılımcılar tarafından da ayakta alkışlandı. Büyük bir usta, hani Karpov diyoruz burada. Ne yaparsam yapayım hani bir şey bulur diye düşündüm. Çalışmadım açıkçası. 8 yıldır ben bu satrançla ilgileniyorum. 8 yıldaki tecrübemi konuşturdum tahtada. Sonuçta 7 kez yani dünya şampiyonu olmuş biriyle oynamak gerçekten acayip güzel bir şey. Yani anlatılmaz yaşanır denecek kadar güzel bir his. Evet, bu haberle 16 bülteninin noktalıyoruz. Hoşça kalın.